Peki beyaz eşyada durum ne? Konut var, içine koyacak bir şey var mı? Beyaz eşya ateşbaz. %60 ortalama bir zam geldi. Hani müşteri ürünü arızalandığı zaman gelir yenisini alırdı ama şimdi diyor ki yani yaptırayım ne kadar giderse artık. Yani her geçen gün müşteri sayısı azalıyor. Bozulursa yenisini de alamam, öyle bir imkanımız yok çünkü. Her şey ateş pahası. Geçen bir mağazaya gittim. Aman gözünü seveyim, elindekinin kıymetini bil dediler. Önce aldıklarınla şimdikilerin arasında dağlar kadar fark var. Beyaz eşya satıcıları az satış yapmaktan, alıcı da fiyatlardan dertli. Ortalama %50 zamlandı beyaz eşya son bir yılda. Buna alım gücündeki düşüş de eklenince ilk çeyrekte beyaz eşya satışı geçen yıla göre %9 daraldı. Hani 3 sene biz diyelim garanti veriyoruz. Adam diyor ki ya garanti çok önemli değil. Daha teşhir ürünün, yok arızalı ürünün, az kullanılmış malın var mı diye sormaya başladılar. Herkesin alım imkanı biraz kısıldı. Fiyatlar katlandı. İthal ham madde fiyatları döviz nedeniyle yükseldi. En başta da metal. 3 ayda %20 zamlandı. Ürünlerin artış nedenleri tabii ki önce tedarik. Ham maddeye zam geldi. Nakliyesi var, işte yakıtı şunu bunu dediğin zaman ne oluyor? Hepsi bunun ürünün üstüne biniyor. Beyaz eşya fiyatlarına son bir yılda ortalama %50 ile %60 arasında zam geldi. Gelelim fiyatlara. Bu buzdolabı geçen yıl 6200 liraya satılırken bugün 8737 liradan satılıyor. Çamaşır makinesinde de benzer bir durum var. Bu çamaşır makinesi geçen yıl 4000 liraydı, şimdi ise 7090 lira. Ortalama 5000 liralık bir bulaşık makinesi de bugün 7000 liradan satılıyor. 3000 lira maaş alıyorum. Ne alabilirsin ki onunla? Televizyon fiyatları da pahalı. Bulunduğumuz mağazada 5000 liranın altında bir televizyon yok. Ortalama fiyatlarsa geçen yıla göre 6000'lerden 9000'lere çıkmış durumda. Yani yeni evlenenlere Allah yardım etsin. Nişanımız var. Ekim gibi de düğün düşünüyoruz. Fiyatlar korkunç. Yani geçen sene evlenen arkadaşlarımızın iki katı fiyatlarında şu anda. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi hani 35-40 bin lira sanırım gidecek. En iyisini geçtik zaten. İhtiyacımız olanı bakıyoruz. En korkunç zamana denk geldik. Tüketici, özellikle de evlilik hazırlığındaki çiftler mevcut fiyatlarla bile zor baş ederken Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği yeni zamların sinyalini verdi. Beyaz eşya sanayicilerine göre başta çelik, ham madde sıkıntısının sürmesi nedeniyle fiyatlar daha da artabilir. Lüks oldu artık tabii. Orta gelirli memur, işçi dediğin zaman ne yapacak? Elde yıkayacak.